Merhaba Merhaba. Bu videomuzda oltamızın rumbalını ve kılavuz yüzüğünü değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi elimde Ribu 8000V var. Exuma 8000V. Bunun şuradaki kılavuz yüzüğü çok ince ip kullanmamdan dolayı yedi arkadaşlar. Ağır kurşundan dolayı ve rumbalı da bozuldu. Şimdi bunu sökmeye başlıyoruz. Hemen şurada bir tornavida yardımıyla şuradaki vidayı çıkarıyoruz. Evet, vidamızı söküyorum. Şu arkadaki kolu geriye kıvırıyorum ki yüzüğü daha rahat çıkarayım. Evet. Yüzüğün ilk parçasını alıyorum. Bunun içinde plastik bir parça var. Onları tekrar yerine takacağım. Yüzüğümüzü çıkarıyorum. İçinde rulman var. Evet. İyice paslanmış arkadaşlar. Böyle çıkmayacak şekilde gelmiş gördüğünüz gibi. Rumbalı çıkarırsak arkadaşlar. Evet, şu gördüğünüz plastik parça, bu da yüzüğün içine konuluyor. Onu da bir köşeye ayırıyorum. Bir tane de bu parçanın içinde var plastik. Onları koyuyorum. En son ekleyeceğim. Evet, rumbalı çıkartmak için şu şekilde bir plastik kullanıyorum. Bir tarafı ince, bir tarafı kalın. İterek çıkarıyorum. Önce bir pas sökücü sıkmamız gerekiyor. İyice kenetlenmiş bu. Ben bunu bir yere vurarak çıkaracağım iyice. Ondan sonra göstereceğim size arkadaşlar. Misine kullanıyordum ve ağır kurşun kullandığım için burayı tamamen yedirdik. Herhalde bu rumbal da o anda arıza yaptı. Yeni takmıştım aslında bunu ama neyse, bunu sona ayırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eğer bunun içindekini çıkarıp yeni rumbal takacaksanız arkadaşlar, bu şekilde bir şey takıp şu geniş kısım var. Şuradan şöyle vurarak çıkarabilirsiniz. Ama önce bir pas sökücü falan şey yapın. Sıkın. Evet arkadaşlar. Şu eski rumbal ve yüzüğümüz, gördüğünüz gibi, şu plastik parçayla bastırarak şu şekilde çıkarttım. Yalnız içine bir pas sökücü sıktım. Rumbal gördüğünüz gibi tamamen paslanmış. Yüzüğün içi de paslanmış. Şu şekilde göstermeye çalışayım. Rumbal da paslı arkadaşlar. Yüzüğün ortası da yenmiş iyice. İp misineden dolayı. Bunu kaldırıyorum. Yerine yenisini getiriyorum şu şekilde. Evet. Şu kullanacağımız rumba. Bunun boyutunu soran arkadaşlar için hemen, boyutu 5-8-2,5 arkadaşlar. Şu şekilde. 5-8-2,5 rumba. Şimdi bu yeni rumbarımızı şuraya koydum. Bu da yeni yüzüğümüz. Bunu Diva Balıkçılık'tan aldım. Karaköy. Hasan Basri'den. Hasan Basri abiden aldım. Zaten makineyi de yıllar önce oradan almıştım. Şimdi bunu takacağız. Takmadan önce şu kısımları bir pas sökücüyle temizleyeceğim. Pas sökücüyü orada bırakmayacağım tabii ki. Şu şekilde bir WD-40 sıkacağım selfa. O kısımlardaki pasları İyice temizlemeye çalışacağım. Zaten arada bakım yaptığım için o kadar da paslı değil. Rumbal çok çabuk paslanıyor. O da kalitesiz olduğu için. Şu eski parçamızın içinde bir tane plastiğimiz var. Bu plastiğimizi rumbalın kenarlarına koyuyoruz, o yüzüğün, kılavuzun kenarlarına. Onu çıkaracağım. Evet, şu şekilde. Bakın, bunları kaybetmeyin. Bunları siliyoruz. Bunlar önemli. Her parçasını aynı yerine koyacağız. Evet. Ne yaptı? Bir plastiğimiz daha vardı şurada. İki tane. Şimdi yeni yüzüğümüzü, kılavuz yüzüğümüzü aldık. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Bunun bir tarafı biraz dar, bir tarafı geniş. Geniş tarafından şu rumbalımızı içine atıyorum. Bakın. Çok kolay girdi. Çok kolay girdi arkadaşlar. Hemen şu kısma şu plastiği yerleştiriyorum.
Evet. Şuraya yerleştiriyorum. Ondan sonra şurayı kapatıyorum buraya. Gördüğünüz gibi şu şekilde hazır oldu. Diğer plastiğimizi alıyorum. Hemen kılavuz kolundaki yuvaya yerleştiriyorum. Orada toz kalmasın diye selpakla sildim. Şimdi iyice şöyle bir kazıyorum. Yıllardır kullanıla kullanıla artık 2012'den beri kullanıyorum. Evet. Şu plastiği şuraya yerleştiriyoruz. Buraya da birkaç damla yağ akıtacağım arkadaşlar, ince yağ. Aslında rumal yağı da var ama rumal yağı da kullanmama rağmen yine de paslanıyor. Ben bu sefer ince yağ kullanıyorum. Makine yağı kullanıyorum. Önceden de bunu kullanmıştım. İçine de bir damla damlatıyorum. Rumalcıdan özel rumal yağı aldım, kullandım. Yalnız yine de paslandı bir şekilde. Yeni rumal ve kılavuzumuz gördüğünüz gibi hazır. Hemen oltamızın kılavuz koluna şu şekilde takıyorum. Evet, gördüğünüz gibi taktım. Şu kısım kalıyor. Kolu şurayı bir sileyim. Kızım da bana yardımcı olduğu için konuşuyor burada. Evet. Gördüğünüz gibi kılavuzu kolumuzu şu şekilde yaptım. Vidamızı yerleştiriyorum. Evet. Şimdi tornavida yardımıyla kolumuzu sıkıyoruz. Evet. Baba. Efendim kızım. Aslında tarih. Evet, bitiyor, az kaldı. Evet. Bunu yaparsak de tamam. Evet. Sıktım. Tamamen. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, rumal ve kılavuzumuzu değiştirdik gördüğünüz gibi. Bu makineler çok güçlü. Yalnız bu rumallarında bir sıkıntı var. Rivularda. Bunu bekliyordum ben de. Yurt dışından sipariş verdim. Gelmedi. Bu parçalarda işte rumalı Perşembe pazarından aldım. Rumalcıdan yine. Yüzüğü de Hasan Basri'den aldım Divabalık'tan. Benim eskisi de yendiği için artık eskisini bir şekilde bakım yapacağım. Bunları da yedek olarak dursun. Belki lazım olur. Rumalları atıyorum. Rumal mecburen gidiyor zaten. Çöp oluyor bunlardan. Bir işe yaramaz da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde işlemimiz tamam. Genelde rübüselilerinin hepsinde aynı. Yani 4000'lik, 6000'lik bu şekilde rumalları kendiniz değiştirebilirsiniz. Evet, yağlamak için makine yağı kullandım. Temizlemek için WD-40 kullandım, temizledim. Rumal yağı da var bende, ince tüp şeklinde. Ondan kullandım işte, bu söktüğümüzde onu kullandım sadece. Rumal aldığımda, rumal satan yerden onu da aldım. Bakımı için, bu ince rumallar için. Beraberinde temizleyip kullandım. Yalnız yine 2 ayın sonunda gitti. 2 ay anca kullandım herhalde, kullanamadım bile. Yani 2-3 ayda bir değiştirmek gerekiyor bu şekilde. Yani bir ilkbahar sezonunda, bir sonbahar sezonunda değiştirdim mi? İşte götürüyor biraz daha. Bakalım, yurt dışından başka rumallar da sipariş verdim. Belki onlar daha kaliteli çıkar. Onları da deneyeceğim bakalım. Gelince ondan bilgisini de paylaşırım. Evet, işlemimiz bu kadar. Bitti. Gördüğünüz gibi umarım yardımcı olabilmişizdir. Bay bay arkadaşlar. Evet, kızım da bay bay diyor. O da yanımda küçük çırak. Her şeye atlıyor. Yardımcı oluyor.